Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden merhabalar. Ben Fuat Kahraman. Saatler 17'yi gösteriyor. Gündemin getirdikleriyle karşınızdayız. Yaklaşık 20 dakikalık bir haber kuşağına çıkacağız. Önce gündemde öne çıkan başlıkları aktaracağız. Daha sonra çarpıcı görüntüleri ve çarpıcı haberleri ekranlarınıza taşıyacağız. Gündemin getirdikleri önce başlıklarla başlıyor. İlk başlığımız elbette Suriye'de yapılması beklenen olası harekat. Sınırdaki hareketlilik bu sebeple günden güne artıyor. Bu zamana kadarki en büyük sevkiyatlardan birisi gerçekleşti bugün. Zırhlı araçlar kritik noktalardaki üs bölgelerine konuşlandırılıyor. Son olarak Çankırı'dan yola çıkarılan askeri konvoy trenle Gaziantep'e ulaştırıldı. Konvoyda obüs, tank yüklü tırlar, zırhlı personel taşıyıcılarla mühimmat yüklü kamyonlar yer alıyor. 40 vagonla taşınan zırhlı araçlar sınırdaki kritik noktalara gönderilecek. Aralarında Zeytindalı Harekatı'na katılan Leopard tankların da olduğu konvoy, Karkamış sınır kapısından Suriye'ye de geçti. Çeşitli birliklerden gönderilen ve Şanlıurfa sınırında konuşlandırılmak üzere yük vagonuna yüklenen askeri araç ve tanklar da Adana üzerinden demiryoluyla bölgeye sevk edildi. Hatay'dan yola çıkan zırhlı muharebe araçları da kilise geldi. Polis ve jandarma eskortluğunda askeri tırların üzerine yüklenen ZMA'lar Elbeyli ilçesindeki Çobanbey sınır kapısına gitti. Oradan da Membiç bölgesine hareket etti. Sınır hattında oluşturulan gözlem noktalarında ise güvenlik önlemleri artırıldı. Zırhlı araçlar aralıksız olarak devriye görevi yapıyor. Deyim yerinde ise Suriye'de yeni harekatın eli kulağında. Diğer başlığımız yine aslında o Suriye'ye yönelik olası harekata ilişkin fakat sınırın diğer tarafında neler olduğuna dair. Terör örgütü YPG'nin Türkiye'nin bu olası harekatına karşı hazırlıkları da sürüyor. Bölgeden yeni görüntüler geldi bugün. Ağustos 2016'da ilçeyi terör örgütü IŞİD'den ele geçiren YPG-PKK, ilçe merkezinin çevresindeki tünelleri uzatıyor ve yenilerini kazıyor. Anadolu Ajansı bugün servis ettiği videoda tünellerin uzatılması amacıyla çalışmaların devam ettiğini gösterdi. Ayrıntılar ana haber bülteninde ekranlarınıza gelecek. Elektrik tesisatı çekilerek aydınlatılan tünellerde iş aletleri ve el arabaları var. Teçhizatla rahatlıkla yürünebilecek genişlikte kazılan tüneller ilçe merkezini çevreliyor. Terör örgütü aynı yöntemi hatırlarsanız Zeytindalı Harekatı'nda Afrin'de de denemişti. Afrin içinde ve çevresinde teröristlere ait çok sayıda tünel ve yeraltı sığınağı ortaya çıkarılmıştı. Bakalım gelişmeler neleri getirecek. Diğer başlığımız siyaset diyelim sevgili izleyenler. Artık seneyi kapatıyoruz. 2019'un en önemli siyasi gündemi de hiç şüphesiz yerel seçimler. CHP kanadına bakacağız. Yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları sürüyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Artık yılbaşından sonra Bursa'da belediye başkanlarının adaylarının açıklanması bekleniyor. Fakat bugün bir de aday tanıtım toplantısı vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu kamuoyuna Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan törenle tanıttı. CHP lideri önce iktidarı hedef aldı, İstanbul'la ilgili konuştu. Kadıköy'ü Beşiktaş'ı eleştirirler, niye oralarda oturanlar kaymak tabaka diye. 20-25 yıldır İstanbul'u yönetiyorsun, bütün İstanbul'u kaymak tabakası yapsana dedi. Seçim vaatlerini açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kentin Ankara'dan yönetilemeyeceğini söyledi. Kent için bir anayasayı gündeme getirdi ve yapacaklarını 5 maddede sıraladı. Bunlar trafik, yoksulluk, işsizlik, kentsel planlama ve son olarak da kentin yaşam kalitesini yükseltmek. CHP'nin Yerel Seçim 2019 Görsel İletişim Kılavuzu da yayınlandı. CHP 31 Mart yerel seçimleri için derman belediyeciliği ile Mart'ın sonu bahar sloganlarını kullanacak. Bir diğer başlığımız sürücüleri yakından ilgilendiriyor. Sevindirici bir haberdi bir açıdan baktığımız zaman elbette. Yoksa caydırıcılık açısından aslında çok iyi bir karar olmadığını da söyleyebiliriz. Trafik kanununda değişiklik öngören teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre karayolları trafik kanununda yer alan cezalar 2019'da artırılmayacak. Cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacak. Bir diğer önemli başlıksa yine aynı kanun içerisinde araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen
2 Kasım 2016'dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Hatırlayacaksınız, Meclis Başkanı Binali Yıldırım bu konuda mağdur olan sürücülerle bir araya gelmişti. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından da vazgeçilecek. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsilat yapıldıysa 28 Şubat 2019'a kadar başvuru alınacak. 29 Mart 2019'a kadar da bu başvurular ya reddedilecek ya da paralar iade edilecek. Kanunla birlikte imar barışında borçlarını ödeyemeyenlere de yeni bir imkan tanınıyor. Bunu da hemen belirtelim. Bu kişiler ödemeleri gereken tutarları geç ödeme zammıyla Şubat 2019'a kadar ödemeleri şartıyla yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecekler. Bir diğer başlığımız yine aslında bir borç yapılandırması ile ilgili bir haberimiz var. Genel sağlık sigortası prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezaları silinecek. Son iki gün var aslında. Açıklama Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapıldı. Buna göre birikmiş genel sağlık sigortası prim borçlarını 31 Aralık 2018'e kadar ödeyen vatandaşların 2018 yılı Nisan ayı ve öncesine ait ödenmemiş prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek. 31 Aralık tarihine kadar söz konusu prim borçlarının ödenmemesi halinde bu borçlara geçmişe yönelik gecikme cezası ve gecikme zammı eklenecek. Zorunlu genel sağlık sigortası uygulaması 1 Ocak 2012 yılında hayata geçirildi. Bu tarihten itibaren herhangi bir sağlık güvencesi bulunmayan kişiler genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştı. Bir diğer başlığımız yine aslında sigortayla da ilgili bir şey. Bu sefer de emeklilik sigortasıyla ilgili bir haberimiz var. Bireysel emeklilik sistemiyle ilgili otomatik katılım yönetmeliği değişti. Çok tartışılmıştı hatırlarsanız. Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre otomatik katılımda cayma hakkını kullananlarda yeniden dönüş süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Buna göre sistemden çıkan çalışanlar 3 yıl içinde sisteme otomatik olarak bir defalığına tekrar dahil edilecekler. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu süreyi 1 yıla kadar azaltabilecek veya 5 yıla kadar artırabilecek. Yönetmeliğe göre çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığını tespitinde emeklilik planına dahil edilmeleri gereken takvim yılının ilk günü esas alınacak. 18 yaşını doldurmamış çalışanlar da yönetmelik kapsamında emeklilik planına dahil edilecekler. Arda arda hem sigorta konusunda, genel sağlık sigortasında hem BES'te hem de trafik cezalarında yapılan önemli düzenlemeleri sizler için sıraladık. Sosyal medya gündemiyle devam edelim. Sosyal medyada bugün ilk başlığımız gördüğünüz üzere sevgili izleyenler Mehmet Akif Ersoy hashtag'i. İstiklal Marşı'nın yazarı, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy ölüm yıl dönümünde bugün saygıyla anılıyor. Öyle ki baktığımız zaman sosyal medyadaki paylaşım sayısına çok ciddi bir paylaşım sayısı farkıyla özellikle sosyal medya gündeminde üst sıralarda bulunuyor. Mehmet Akif Ersoy o büyük üstad, biz de kendisini saygıyla yad ediyoruz ölüm yıl dönümünde. Bir diğer haber başlığı aslında Kayseri'de 15 diye başlıyor. Bundan 2 yıl önce 17 Aralık 2016'daki geçtiğimiz günlerde yıl dönümü dolayısıyla da anmıştık onları. Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu hain bir saldırı vardı hatırlarsanız. O saldırının planlayıcılarından biri olduğu iddia edilen terörist bugün Almanya'da yakalandı. Bu başlık, o Kayseri'de 15 diye başlayan haber başlığı bu haberin kendisi. O saldırgan Almanya'da yakalandı ve yakalandıktan sonra Türkiye Alman makamlarından teröristin iadesi için çalışmalarına başladı. Haber elbette o saldırının yıl dönümüne de yakın bir zamana denk gelince sosyal medyada epeyce konuşuluyor. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na diye başlayan bir başlığımız var. Yine bir haber başlığı esasında bu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık bir saat kadar önce yapmış olduğu konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Pek çok eleştiri getirdi kendisine. Zira iki lider, bir tarafta Cumhurbaşkanı, diğer tarafta ana muhalefet lideri, hemen hemen her konuşmalarında, ki az önce başlıklarda da aktardık, birbirlerini eleştiriyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da eleştirileri sosyal medya gündeminde en üst sıralarda yer aldı. Özellikle bir sözü çok fazla ön plana çıktı. Biliyorsunuz CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik siyasi tutumundan dolayı tüm ülkenin Cumhurbaşkanı değilsin eleştirilerini getiriyordu.
Cumhurbaşkanı da bu eleştirilere ilk defa aslında yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'na ben senin cumhurbaşkanı olmak zaten istemiyorum tarzında bir açıklama yaptı. Bu çıkışı ilk defa olduğu için bu zamana kadar yapılan bütün eleştiriler karşısında bu ilk eleştiri olduğu için sosyal medya gündeminde üst sıralarda yer aldı. Gündemin getirdikleri devam ediyor. Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlarla başlayacağız. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına yönelik bu sabah İzmir merkezde yeni bir operasyon başlatıldı. Aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarda tespit edilen 3'ü ihraç askeri öğrenci, 2'si emekli, diğerleri ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarıyla Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 30 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İzmir merkezli Ankara, Mersin, Aydın, Muğla, Manisa, Siirt, Konya ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki bir muvazzaf üst teğmenin örgütün 10 mahrem imamıyla irtibatlı olduğu, muvazzaf bir yüzbaşının ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün haberleşme programı Falcon'u kullandığı belirtildi. Firari zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Bursa'da da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına dönük soruşturma kapsamında 20 kişi dün gözaltına alınmıştı. Zanlılar bu sabah adliyeye sevk edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı büfelere ait ankesörlü telefonlarla örgüt mensupları ve yöneticileriyle iletişim halinde oldukları tespit edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. 9'u muvazzaf 20 kişi 12 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Günün dehşet verici haberi Tekirdağ'dan geldi. Tekirdağ'da 19 yaşındaki bir anne bebeğini doğar doğmaz boğarak öldürdü. Cesedi ise 2 gün boyunca valizde sakladı. Kan donduran olay Çorlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Çoban Çeşme mahallesindeki evinde doğum yapan 19 yaşındaki anne erkek bir bebek dünyaya getirdi. Doğumdan 2 gün sonra hastaneye başvurarak bebeğin ölü olarak dünyaya geldiğini söyledi. Durumdan şüphelenen doktorların haber vermesi üzerine polis inceleme başlattı. İncelemede bebeğin ölü olarak dünyaya gelmediği, daha sonra hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan annenin emniyetteki ifadesinde evde doğurduğu bebeği boğarak öldürdüğünü ve 2 gün valizde sakladığını söylediği öğrenildi. Kadının erkek arkadaşı da gözaltına alındı. İstanbul Bağcılar'da yemek servisi yapan motosiklet sürücüsü beton mikserinin altında kaldı. 19 yaşındaki sürücü feci şekilde can verdi. Kaza gece saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan beton mikseriyle yolun kenarında park halindeki bir otobüsün arasından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü otobüse çarparak dengesini kaybettikten sonra yere düştü. Motosikletiyle yere düşen 19 yaşındaki Mehmet Can Sönmez, beton mikserinin arka tarafının altında kalarak ezildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Beton mikserinin sürücüsü gözaltına alındı. İstanbul Avcılar'da yolun karşısına geçmek isteyen ablayla kardeşi bir otomobilin kendilerine hızla çarpması sonucu metrelerce havaya fırladı. Feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Akan trafikte yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Kamile Özdemir'le kardeşi Gülizar Işık bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya fırlayarak yola düştü. Çevredeki vatandaşlar abla ve kardeşin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından abla ile kardeşi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya şahit olan ilkokul çocukları ise korku dolu anlar yaşadı. Yoldan geçen bir vatandaş çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Programımızı burada noktalıyoruz ancak bir yere ayrılmayın. Birazdan Gülünay Selçuk Dünya Dönüyor'la karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.